Aklıma başka bir tarif geldi. Veriyorum ama bu öyle bir tarif ki hem çok pratik, hem çok güzel duruyor, hem çok lezzetli. Bugün sizlere onsuz bir poğaça tarif vereceğim ve tek porsiyonluk yapacağız. Son dönemlerde yaptığım bu tek porsiyonluk tarifler oldukça ilgi çekti. Bazılarınız tek başına yaşıyor veya bazılarınız hani çok fazla yapıp çok fazla yemekten şikayet ediyor. O nedenle çok ideal bir tarif olduğunu düşünüyorum. Tabii ki dilerseniz 2'ye veya 3'e katlayabilirsiniz. İsterseniz sabah kahvaltılarınızda, ara öğünlerinizde veya çay saatlerinizde gönül rahatlığıyla servis edebileceksiniz. Hakikaten poğaçaya benzeyecek ama poğaçanın içinde işte kullanılan klasik hani dışarıdan aldığınız beyaz un veya margarin tarzı şeyler tabii ki kullanmayacağım. O nedenle oldukça sağlıklı olacak. İsterseniz gelin bir an önce tarife geçelim. Poğaçamızı yapmak çok çok kolay. Tek porsiyonluk olduğu için ben chia tohumu kullanacağım. Çünkü bir tane yumurta kullandığımda çok fazla yumurtada da gelebiliyor. Veganlar bilir, chia aynı zamanda yumurta yerine de geçiyor. Birazcık su koyacağım. Su sayesinde böyle bir jel kıvamı alacak ve yumurtanın yerine geçecek. Yumurta beyazı da kullanabilirsiniz ama ben bu şekilde chia kullanmak istedim. Zaten chia da böyle sağlıklı yağlar içerdiği için sizi uzun süre tok tutacak. Birkaç dakika beklememiz lazım ki hafif böyle jelleşsin chia'mız. Görüyorsunuz hafif jelleşti. Bu kıvam bana yeterli. Şimdi geriye kalan malzemelerimi ekleyebilirim. Bir miktar lor kullanacağım. Başka bir peynir isteğiniz varsa onu da tabii ki kullanabilirsiniz. Lorumu şu şekilde çatalımla eziyorum ve chia'mla karıştırıyorum. Bu arada chia yerine keten tohumu da kullanabilirsiniz. O da aynı işlevi görecektir. Bir tatlı kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz veya tereyağı eritip kullanabilirsiniz. Onu da aynı şekilde böyle karıştırıyorum. Hafif kabarmasını istediğim için bir miktar karbonat kullanacağım. Çok az kullanacağım. Yarım çay kaşığı kadar düşünebilirsiniz. Karbonatı koydum. Şimdi karbonatın aktive olması için bir miktar asidik bir şeye ihtiyacımız var. Ben bu nedenle elma sirkesi kullanacağım. Siz isterseniz böyle hafif 2-3 damla limon da sıkabilirsiniz. Bu kullandığım doğal bir elma sirkesi. Hafif zaten koyduğunuz an karbonat kabarmaya başlayacaktır. Gelelim diğer malzemelerimize. Bir miktar yulaf unu kullanacağım. Yulaf ununu şu şekilde yapabilirsiniz. Rondoda yulafı çektiğiniz zaman iyicene unu haline geliyor. O nedenle hani yulafınız yoksa problem değil. Ama yulaf unu yerine normal un da kullanabilirsiniz. Size kalmış veya badem unu tarzı bir şey kullanabilirsiniz. Eğer badem unu, ceviz unu işte kullanırsanız veya fındık unu. Bu arada bunların hepsini aynı şekilde hani yulaf unu nasıl yapıyorsanız rondoda yapabilirsiniz. Ketojenik bir tarif olmuş oluyor. Ketojenikler de bu tarz böyle ekmek vesaire yiyemediği için bu tarz şeyleri seviyorlar. O nedenle onlara da hitap edebilir. Tabii ki yulafı da elemiş bulunuruz. Birazcık ceviz ekliyorum. Badem de ekleyebilirsiniz, fındık da ekleyebilirsiniz. Biraz hani insanı doyurması için ve böyle hafif katırlık katmak için çok güzel bir malzeme bence. Ama dediğim gibi şart değil. Bir miktar tam yulaf ekliyorum. Yulaf ezmesi, sade yulaf ezmem vardı. Bir miktar da mahlep ekliyorum. Mahlep genellikle bu tarz poğaçaların içinde kullanılıyor ve hakikaten güzel bir lezzet katıyor. Yani o poğaçadaki lezzeti yakalamak için bence mahlep kullanılmalı ama yoksa da evinizde şart değil. Bir miktar kaya tuzu ekliyorum çünkü tuzlu bir tarif olacak biliyorsunuz ki. Şurada birazcık susamım vardı. Susamdan ekliyorum. Biraz dereotu ekleyeceğim. Yani yulaf unu yerine normal un kullanabilirsiniz. Yulafı tamamen eleyebilirsiniz ve ketojenik bir tarif yapmak istiyorsanız badem unu, ceviz unu, fındık unu tarzı bir şey kullanabilirsiniz. Susam kullanmak zorunda değilsiniz. Ceviz kullanmak zorunda değilsiniz. Mahlepi eleyebilirsiniz. Aslında yine çok kolay ve hani her şeyi değiştirebileceğiniz tarzda pratik bir tarif oldu. Aynen bu şekilde karıştırıyorum. Şurada da ay çekirdeğim vardı. Aslında ay çekirdeğiyle dışını kaplayacaktım ama içine de birazcık katabilirim. Bakın yani şu anda tarifi verirken bile tarifi hafif değiştirdim. Şöyle harcı elinize aldığınızda bir araya geliyorsa hafif böyle yapışkan olacak lor peynirinden dolayı zaten gayet iyidir. Hani bunu özellikle söylüyorum ki başka un kullanıyorsanız bu kıvama özen gösterin. Ben klasik şöyle bir dondurma kaşığı kullanıyorum porsiyonlamak için. Şöyle bastırıyorum. İki tane böyle parça çıkacak. İsterseniz tek başınıza, isterseniz de birisiyle paylaşabilirsiniz tabii ki. Şöyle alıyorum ve koyuyorum. Daha küçük parçalarda yapabilirsiniz. Ben bir önce yaptığımda böyle daha ufak ufak yaptım. Ondan da 4-5 tane çıktı. Eğer böyle bir parçada hani bitirmek istemiyorum diyorsanız o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Üzerine koyacaklarımıza gelirsek ben birazcık yulaf alıyorum. Buradan yulafa da bulayacağım çünkü. Birazcık susam koyuyorum.
tamamen göz kararı. Tek bir tanesinde kullanabilirsiniz ama birer böyle hani bir avuç, avuç gibi düşünmeyin, bir çimdik gibi düşünün. Öyle karıştırıyorum. Hatta birazcık çörek otum da vardı. Çörek otumdan da koyuyorum. Şöyle güzel bir karışım elde ettim. Şöyle elimle karıştırıyorum. Ve burada yaptığım poğaçamı içine batırıyorum. Şöyle. Şöyle alt kısımlarını da alalım. Pul biber de ekleyebilirsiniz veya başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Mesela zeytin de ekleyebilirsiniz. Kurutulmuş domates ekleyebilirsiniz. Biberiye ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi başka bir peynirle yapabilirsiniz. Tamamen o şekilde değiştirebilirsiniz. Üzerini düzleştiriyorum. Ki hani çok kalın olmasın. Çünkü kalın oldukça hem pişmesi uzayacak. Bu arada muffin kalıplarında da pişirebilirsiniz. Hani o da böyle işinize gelecekse, mesela işe giderken götürmek istiyorsanız muffin kalıbında pişirip hani muffin kalıbı ile birlikte alabilirsiniz. Böyle güzel oldu. Şöyle üstüne de geri kalanları da koyayım ki yazık olmasın, çöpe gitmesin. Fırınımı 185 dereceye açtım. Hatta ısıttım. Şu anda beni bekliyor heyecanla. Özellikle fırınınızı açmanız çok önemli. Lütfen ona özen gösterin. Önceden ısıttığım fırınıma poğaçalarımı veriyorum. Poğaçalarımız yaklaşık 25 dakika kadar pişti. Şu güzelliğe bakar mısınız? Dışı zaten böyle hafif altın sarısı rengini aldı. Poğaça şeklinde de yapabilirdiniz ama ben bu şekli vermek istedim. Evet, ellerimize sağlık. Poğaçalarından gelen bu kokuyu ve kendilerini hakikaten size göndermek isterdim. Fakat böyle bir şey mümkün olmadığı için gönderemiyorum. O nedenle bir an önce mutfağa gezip yapmanızda fayda var. Dış kısmındaki ay çekirdeği, yulaf ve susam hafif böyle bir kavruk tada sahip şu anda. Ve bu da poğaçalarınıza çok güzel bir lezzet katıyor. Eğer daha poğaça görünümlü bir şey istiyorsanız yuvarlak da yapabilirdiniz. Bu arada bir tane daha poğaça tarifim var. Onun da aşağı linkini bırakayım. Onu da deneyin. O da çok çok lezzetli oluyor. Yani sağlıklı bir şey yapmak ne çok zaman istiyor ne de çok bütçeli bir alışveriş istiyor. Gördüğünüz gibi oldukça kolay malzemelerle yaptık. Dilediğiniz gibi de malzemeleri değiştirebilirsiniz her zamanki gibi. Böyle tuzlu tarifi istiyorsanız lütfen yorumlara onları da yazın. Çünkü ben biraz tatlıcı olduğum için aklım hep tatlıya gidiyor ve tatlı yapıyorum. Siz beni arada dürterseniz ben böyle tuzlu tarifler de verebilirim sizlere. Yorumlara başka tarif istekleriniz olsun, tariflerle ilgili sorularınız olsun onları da bırakabilirsiniz. Yaparsanız lütfen resimleri benimle paylaşın. Instagram Revna Çakır hesabım üzerinden. Zaten birçoğunuz artık paylaşmaya başladı. Bu bir alışkanlık haline geldi. Ona da çok seviniyorum. Çok teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.